Başkent Ankara, Türkiye'nin kalbi. Kalbe en yakın ilçelerden biri ise Gölbaşı. TRT Haber ekibinin bu haftaki rotası Ankara'nın sahili. Karabatakların birbirinden farklı kuşların diyarı Gölbaşı'ndayız. Ankara merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olan Gölbaşı özellikle gençlerin uğrak noktası. Gölbaşı hafta sonu piknik yapmak için ideal bir yer. Hem göl manzarası hem de gürültüden uzak oluşuyla büyük bir şehirde olduğunuzu unutturacak cinsten. Mokan Gölü'nün yanı başında derin bir nefes alma imkanı var. Gölün üzerinde bir de yolculuk yaparsanız Gölbaşı'nın keyfi bir başka oluyor. Evet, Ankara'da deniz yok ancak hem manzarasıyla hem de tertemiz havasıyla görenleri kendine hayran bırakan Mogan Gölü var. Mogan Gölü'ndeki tekne gezintisi sayesinde deniz hasreti bir nebze olsun dindirilebiliyor. Tekne gezintimiz yarım saat sürüyor. İnsanlar çaylarını alıyorlar, aileleriyle geliyorlar. Eymir Gölü de bu ilçenin en güzel hazinelerinden biri. Sabah koşusu yapmak isteyenlerin, bisiklete binenlerin ortak adresi Eymir, şiir gibi bir manzaraya sahip. Şimdi ise gizemli bir yolculuğa çıkacağız. Gölbaşı sadece doğasıyla değil, tarihiyle de dikkat çekiyor. İlçedeki Tulum Taş Mağarası'nın içi kadar keşfedilme hikayesi de ilginç. Tulum Taş Mağarası 1992 yılında Ankara Çevre Yolu'nun yapımı esnasında keşfedildi. Mağaranın içerisindeki dikit, sarkıt ve sütunların oluşumu 1 milyon yıl öncesine dayanıyor. Yol çalışması yaparken geçmişten birilerinin günümüze sesleneceğini kim tahmin edebilirdi ki? Tulum Taş Mağarası henüz turizme açılmadı. Ancak çalışmalar hızla devam ediyor. Gölbaşı'nda sadece doğal ve tarihi güzellikler yok. Aynı zamanda babadan oğula miras bırakılacak mesleklerin de yaşatıldığı bir yer. Çömlekçilik Gölbaşı'nın ilk ticari mesleğidir. Dededen toruna devam ettiriyoruz. İncelikleri neler peki? Çok ciddi bir el mahareti istiyor anladığım evet. Kadarıyla. Siz ne kadar oldu bu mesleğe başlayalım? Ben daha fazla olmadı. 54 sene oldu. 54 senedir devam ediyorum. Herhalde ölünceye kadar da devam edeceğim. Eşi benzeri olmayan yumurta işleme sanatı da yine bu ilçenin önemli simgelerinden. Bu ilçede bahar ve yaz mevsimi cıvıl cıvıl yaşanıyor. Baştan başa sevgi ilçesi olan Gölbaşı'na ait bir çiçek türü de var. Sevgi çiçeği. Sevgi çiçeği dünya üzerinde yalnızca Gölbaşı'nda görülüyor. Yaz mevsiminde açan çiçek, rengarenk görüntüsüyle görsel şölen oluşturuyor. İster kahvaltı, ister öğle yemeği, ister akşam yemeği, isterseniz de beş çayı. Eğer Gölbaşı'ndaysanız hem edeceğiniz tatlı sohbetler hem de tadacağınız eşsiz lezzetler bu muhteşem göl manzarası eşliğinde oluyor.
Şehrin hemen kıyısında mavisiyle, yeşiliyle doğal güzelliğin adresi burası. Gölbaşı, hafta sonu güzel hatıralar biriktirmek isteyenler için oldukça uygun bir adres.